Merhabalar. Yeni seriye hoş geldiniz. Bu ara biraz benim bayağı son zamanlarda sardığım ARPG olan Last Epoch oynayacağız biraz. Last Epoch, Diablo tarzı diyebileceğimiz oyunlardan bir tanesi. En son zaten Titan Quest oynamıştık bayağı. Oradan buraya geçiş olsun dedim. Biraz ARPG'ler üzerinden ilerleyelim. Last Epoch biraz oynayacağız, öğreneceğiz zaten ileride ama Diablo biliyorsunuz 3'ten itibaren 4 de dahil fazla kolay ve basit geldi bana. Path of Exile biraz fazla karışık ve fazla hızlı, fazla patlamalı bir oyun. Power creeping yüksek oldu. Bu oyun tam ikisinin arasında bence. Oynaması da bayağı keyifli. Biraz oynayacağız. Artık kaç video sürer bilmiyorum. 3, 5, 10 video çekeceğiz. Ondan sonra yan taraftan yine Titan Quest'te yaptığım gibi iki karakter daha level'lıyorum. En sonunda da bu üç tane build'ı paylaşırız. Belki dördüncü bir karakter de ekleyebilirim. Şimdi bu şeyimizde, playthrough'da Mage oynayacağız. Oyun şu şekilde ilerliyor, biraz daha girince açıklayacağım tabii ama ana klasımız Mage. Oyunun belli bir görevini yaptıktan sonra bu da yaklaşık 20-25 level arası bir yere denk geliyor. Uzman klasınızı, alt klasınızı ya da ana klasınızı, klasımızı seçiyoruz. Burada birkaç tane skill var. Mage'in, basit Mage klasının skill'leri. Onların nasıl açıldığına falan bakacağız. Şöyle caster koyacağım ismini. Nasıl olduğunu birazdan zaten oyun içinde daha çok göreceğiz. Şöyle bir başlayalım. Standart seçeceğim. Hardcore seçebilirim aslında ama belli olmaz için oyunu çok uzmanı falan değilim. Bir yerde birisi gelir, şey yapar, tek atar. Ondan sonra bütün seri çöpe gitmesin. Standart ve offline oynuyorum bu ara da. Şöyle bu kısmı geçeceğim. Offline oynama sebebim de daha önce de söylediğim gibi videoları arka arkaya çekiyorum. Şimdi bunu bitirdikten sonra hemen yüklemeye bırakıp ikinciyi çekmeye başlayacağım. Yüklerken de interneti tabii biraz şey yapıyor. Zorluyor. Online olursa eğer sıkıntı çıkar biraz. Şimdi biraz menüden bahsedelim ilk başlamadan önce. Karakterimiz bu. Sol tıkla ilerliyoruz. Şuradaki gözüktüğü üzere sağ tıkla şu anlık düz saldırımız var. Sol tıkla Lightning Blast diye bir skillimiz var. Can, mana, pot sayımız burada bir tane olarak duruyor. Skillerimiz Q, V, E, R, D. İlk göstereceğim ya bu oyunun kendine has özelliği bence. Gerçi şu an muhtemelen bakabiliyormuşuz. Tamam. Önce şu ekrana bir bakalım. Bu ekran biraz önemli. Mage olduğumuz için ilk önce level atlayarak skill açabiliyoruz. 1, 2 level'da Fireball açılacak. 3'te Snap Freeze, 4'te Elemental Nova, 5'te Mana Strike diye gidecek. 15 level'da en son bunu açacağız. Şuradaki skill'ler ise pasif ağacımız. Bu da her level atladığımızda puan verdiğimiz bir ağaç. Şimdilik Mage'deyiz. Alt klaslarımız burada. Buraya her puan verdiğimizde şunlardan bir tanesine puan verdikçe bu bar yükselecek ve şu skill'ler açılacak. Onlar da burada gösteriyor. Bunlar level'la. Bunlar ağaca verdikten sonra. Bunlar ise alt klasımız ya da ana klasımızı seçtikten sonra onun ağacına skill verdikçe açılan skill'ler. Şimdilik sadece bu kadar söyleyeceğim. Skill'ler level'la açılıyor. Puan verdikçe açılıyor. Bir de her level'da pasif ağacımız var. Şimdilik bu şekilde. Q skillimiz. Muhtemelen ana skill bu arada, bunu oynayacağım. Bir build planladım biraz. Biraz internetten baktım. Biraz kendim planladım. Şöyle ilerleyelim. Oyunun kendine has değişik sistemleri var. Güzel. Bu arada orada bir takıldı gibi oldu. Şöyle düz vurarım şimdilik. Biraz alan vurduğu için sanırım daha iyi olabilir. Daha ilk baştan biraz canımız gidiyor. Şöyle uzaktan takılsak daha iyi olacak sanırım. Cast speed'imiz düşük. Şu an tek yaratığa vuruyoruz. Ama tabii ileride her şey burada değişecek. Bu arada mana potu oyunda yok. Mana kendi kendine belli bir süre sonra yenileniyor. Bu ilk skillimiz mana harcamıyor. Şöyle geldiğimiz zaman harcıyormuş gerçi 3 mana. Ama şu an 3'ten fazla mana yenilediğimiz için sıkıntı olmuyor. Evet, 2 level olduk ve Fireball skillimiz açıldı. O da bu şekilde. Şöyle. Bu da yine 3 mana harcıyor sanırım. Aynen.
41 ve 60 vuruyor. Bu skill oynayacağız ama şimdilik daha çok vurduğu için şöyle fireball kullanabiliriz biraz. Oyunun map sistemi işte Path of Exile'daki veya Diablo'daki Greater Rift sistemi ne derseniz. Yani endgame kısmı bayağı iyi. Craft bence gördüğüm en iyi craftlardan bir tanesi. Ne Path of Exile gibi çok karışık, ne diğerleri gibi fazla basit. Şöyle bakalım, eldiveni de taktı eline. Bu arada herhangi bir skill'e geldiğiniz zaman scaling yazdığı her şey o skill'i etkiliyor demek. Bizim için lightning damage, spell damage ve intelligence bizim skill'imizi etkiliyor. Hatta diyor ki intelligence her puanda ya da her puan %4 arttırıyor. Added damage ise, yani atıyorum spellere 5 damage ekle. Bu skill'e %100 ekleniyor. Kimi skill'ler işte eklenen damage'in %60'ını alıyor, %70'ini alıyor, %50'sini alıyor gibi. Bu skill'imiz %100 alıyor. Evet, ana şey, yani ilk şehrimize diyelim. Geldik. Burada benim depom var. Şimdi biraz buradan açıkçası kullanmak istiyorum. Çok da böyle oyunu inanılmaz kolaylaştıracak şekilde değil ama mesela burada ne? Yani 9 mana veriyor. Şok şansı falan veriyor. Biraz da belki bizi hızlandırır diye. Ha, bu şeymiş, pardon. Eldiven, ayakkabı, 2 tane yüzük, kemer, birinci el kalkan, zırh, kafalık, kolye. Bir de şuraya son bir şey ekleyebiliyoruz. O da buraya eklenmiş. Bir de şöyle bir şey var. 3 spell damage veriyor. 3 spell mana cost veriyor. Yani şeyimiz, manamız 3 az harcayacak. Bunu takmaya gerek yok zaten. Çok bir işe yaramıyor açıkçası. Onun dışında depomda çok bir şey yok. Zaten çok fazla oynamadım oyunu. Biraz daha ilerledikçe bakacağız. Mesela bu staff 2.50 ama 4 spell damage veriyor. Bizim büyüğümüz de bunun hepsini alacak. Bir de 3 spell mana cost, artık mana harcamayacak bu skill. Şöyle takarsak eğer. Hatta şöyle görebiliriz, bir saniye bakalım. 48'den 58'e çıktı. Damage per second'da. Shift sağ klikle takılıyor. Bu bana biraz garip gelmişti. Ama alıştım ona da. İlk yapacağımız şu beyaz yüzüklerden almak. Movement speed veriyor. Biraz daha oyunu hani izlemesi şey hale getireyim. Botumuz 5 movement speed veriyor. Daha fazla var, veren varsa. Çok fazla değil. Şundan bir tane kafalık alalım. Lightning damage, 12 lightning damage veriyor mesela, 58'den 64'e çıktı. Şimdilik bu kadar yeter. Cast speedimiz de biraz arttı. Biraz movement speedimiz arttı. İlerleyebiliriz. Biraz arada level atlarken şeye bakacağım bu arada. Skill ağacını nereye verecektim hatırlamak amacıyla. Şöyle sırf göreve doğru gideceğim. Titan Quest'teki gibi şöyle her şeyi öldürmeye çalışmayacağım. Siz deneyebilirsiniz ama bence gerek yok. Bu oyun için en azından yolda öldürdüklerimiz yetiyor. Skill'imiz şimdilik çok basit duruyor ama 4 level olduktan sonra kendi oyunun skill sistemi nasılmış onu göstereceğim. Ben bayağı beğeniyorum bu arada. Evet, üçüncü skill'imiz açıldı. Şu anda şey gelmedi. Yani şimdi ilk level atladık ve pasif ağacımıza vermeye başlayabiliriz. Ben şöyle kendi kendime şey yapmışım. Bir tane buna, bir tane buna. Lightning damage verdiği için kalanlar da buna diye şey yapmışım. Çünkü intelligence veriyor. Şimdilik sadece şuna vereyim. Level'ımızı biraz arttırdık. 66, 58'den 66'ya çıkardı mesela hasarı. DPS'i daha doğrusu. Jade Ring movement speed veriyor muydu? Vermiyor ama en azından bir dodge rating veriyor. Bunu da şöyle takalım. Staff'a da şöyle hızlı bir bakacağım. Bu 5 spell damage veriyor. Bizdeki 4 veriyordu. Ama cast speed'i vardı. O yüzden cast speed olduğu için çıkarmıyorum. Şöyle görev şurada minimap'te gözüküyor.
Şu soru işaretinin olduğu tarafa doğru gidiyoruz. Yeni skillimizi de deneyeceğiz. Şu şekilde donduruyor. Bu biraz işimize yarar. Özellikle böyle ölecek gibi olursak diye. Zaten şimdilik tutuyoruz. Ama karakterin en azından kaç tane skill açacağı belli. Yani 4, 8, 12 tane garanti açacak. Bir de buradan 5 tane açarsanız 17. Ki bence iyi. Tabi sadece skill açmakta kalmıyoruz. Dediğim gibi kaç level şu an? 3. 1 level sonra neden bahsettiğim daha iyi belli olacak. Her skill'i özelleştirdiğimiz bir sistemimiz var. Level atlamamıza zaten çok kalmadı. Şimdilik movement speed şeyimiz, hem speed'imiz yok hem skill de yok bir tane bize movement verecek. O yüzden oyun başı biraz yavaş başlasa da karakterin güçlü olacağını düşünüyorum. Biraz internetten yardım aldım, yalan söylemeyeyim. Ama bir kısmını da kendime göre uyarladım. Bir tane sıfırdan hiç bakmadan kendim yaptım. O nasıl çıkacak bilmiyorum. Ama çok build oluşturması ve kendinize has olması çok zor bir oyun değil. Güzel tarafı da bu bence zaten. Şöyle donduralım. İlerlemeye devam edelim. Uzaktan takılmamız biraz iyi oluyor. O daha gelmediği için donmadı. Bu arada bir yerden burn da uyguluyoruz. Şurada gözüküyor. Şok var 2. Bir tane de burn var. O da sanırım buradan geliyor. Evet, 4 level olduk. Şimdi ilk önce şu pasifimizi bir verelim. Bundan devam edeceğim. 4 level'da birincisi, 8 level'da ikincisi, 20 level'da üçüncüsü, 35'te dördüncüsü ve 50 level'da 5. skill uzmanlaşma durumumuz açılıyor. Olayı burada şu. 5 tane skill level'ınıza göre şu an biz bir tane seçeceğiz. Bir tane skill seçiyoruz ve ona özel bir skill ağacında, ki seçelim şöyle daha iyi göstermek için, Lightning Blast. Şimdi ben bu Lightning Blast için belirli seviyelerde bu Lightning Blast level atladıkça buradan Lightning Blast'ı modifiye edeceğim kendime göre. İşte ne bileyim, cold damage'e çeviriyor, alanını arttırıyor, işte fırlattığı şeyin miktarını arttırıyor. Değişik değişik bir sürü şeyler var. Şimdi ilk benim vereceğim bu diye hatırlıyorum. Aynen. Lightning Blast'ı yakın zamanda ne kadar attıysak artık bir tane o şekilde sekmeye başlıyor. Biraz daha böyle güçlü yaratık olursa, evet, ya da 2-3 tane yan yana olursa daha rahat göstereceğiz. Şöyle yapalım. Birinciyi attım. Artık sekiyor. Path of Exile'dan şey, Arc skill'i gibi oldu şu an. Şu anlık sadece o skill'e bir tane verdiğim için bir kere sekiyor. Biraz çünkü alanı çevirmem lazım skill'i. Ama sanırım sektikten sonra daha mı az vuruyor? Yo, direkt sekiyor. Şimdi bunu biraz daha fazla sekmesi için, bu arada yeni şöyle bir skillimiz de açıldı. Elemental Nova. Fire, Cold, Lightning karışık vuruyor. Evet, sekmeye başladıkça çok daha güçlü oluyor. Şu an sadece bir de bir kere sekiyor. 3-4 kere, çünkü o skill'e 4 tane verebiliyoruz. Bunu biraz fazla vurmamız gerekecek. 88-68. Fireball oynayacağım biraz. Burn de ekledik kendisine. 2 tane de potumuz var. O yüzden çok şey yapmıyorum. Birini kullandık zaten. Potların cooldown'u yok gibi gözüküyor bu arada. Şu an kaç tane varsa kullanabiliyoruz. Bir tane daha Silver Ring geldi. Bunu hemen takmak istiyorum. Movement Speed için sadece. Onun dışında bir kalkan. Bir de şöyle bir Spell Damage veren bir şey geldi. Bir de şu geldi buraya takmak üzere. Bu neymiş? Spell Damage veriyor bir kere. 3. İyi. Critical Strike Chance veriyor. Bunu takmamız daha iyi sanırım. 67 şu an şeyimiz. Bu arada oyunun isminden belli. Epoch. Çağ demek. Son çağ. Oyunda sürekli çağlar arasında yolculuk yapıyoruz. İşte yıkım çağı, antik çağ, ne bileyim.
O çağlar arasında geçerken de böyle bir ekran oluyor. Zaman yolculuğu gibi biraz düşünün. Her zaman da bir act gibi sanırım. Birazdan şöyle bir portal denk gelirse göstereceğim onu da. Şöyle M'ye basarsa gözüküyor mu? Aynen. Mesela şu an biz mahvolmuş çağdayız. Antik çağ, kutsal çağ, imparatorluk çağı, mahvolmuş çağ ve zamanın sonu diye bir çağ var. Bunların arasında devam ediyor yolculuğumuz. Görevimizi alalım. Oyunda bu arada şey, Fire, Lightning, Cold zaten her oyunda var. Physical her oyunda var. Poison her oyunda var. Necrotic diye bir şey var. Bu biraz böyle Path of Exile'deki Chaos gibi düşünebiliriz ya da Void'i. Bu ikisi biraz daha değişik. Necrotic dediği şeydeki, şimdi unuttum da, Baldur's Gate tarzı oyunlardaki o necrotic miydi? Biraz şöyle çok fazla olduğu için şu an çok alana vurmadığımız için şu R'deki skillimi kullanacağım. Bundan sonraki skillimiz Mana Strike diye bir şeymiş. Şöyle önce şunları yapayım, uzaktan vuruyorlar çünkü. Fark etmişsinizdir, oyun öyle çok kolay değil. Bu arada siz bu videoyu izlediğinizde bayağı geç olacak ama belki bekleyen olduysa diye söylüyorum. Mana Strike açıldı. Sağ tuşa geldi. Onda ne yaptığına bakacağız. Şimdi düz vuruşumuzu değiştirdi. Evet, burada biraz zorlandık. Yalan yok. Şöyle bir tane health verene bir tane vereyim o zaman. Evet, bu 2 level olmuş. Şimdi 2 kez sekmesini sağlayacağız. Şöyle yapalım. Artık son zamanlarda 2 kere attıysak 2 yaratığa daha sekecek. 3 kişiye birden vurmaya başladı yani. Bunun tabi dediğim gibi ilk böyle belli bir süre geçtikten sonra ilk vurduğumuz işlemiyor. Yani tekrar en son 4 saniyede bu skill'i kaç kere attıysak şu an o kadar sekiyor. Maksimum da 2 olacak şekilde. Teleport'ta ne kadar var? 9 level demiş. Teleport biraz da movement speed alırsak. Şurada bir shrine var. Shrine'lardan da bir tane sırf almak için gösterelim. Stun şöyle aynı Diablo'daki ya da başka oyunlardaki shrine'larla hiçbir farkı yok. Sadece isimleri biraz değişik. Experience shrine var. Bunun gibi stun var. Greedy var işte. Değişik var. Greedy yoksa Diablo 4'te miydi? Şu an hatırlayamadım da burada da değişik bir şeyler var işte. Bu build bayağı güçlü gibi duruyordu. Birkaç hani şeyine inceledim biraz skill ağaçlarına. Hoş duruyor. Güçlüden ziyade oynaması zevkliymiş gibi duruyor. Şu pottan üstünden geçince alıyor. Potunuzun bu arada kaç tane pot olacağı beltinize göre belli. Kemere göre yani. Şu an ben maksimum 2 pot taşıyabiliyorum üstümde. Skillimiz bu arada artık 3 sefer sekiyor yakındaki yaratıklara. Üstümüzde stun shrine olduğu için vurduklarımız stun da oluyor. Evet, şunları da birazdan göstereceğim. Craft malzemeleri düştü. Hatta buradayken yapalım hiç ilerlemeden. F tuşuna bastığınızda craft menüsü açılıyor. İstediğiniz herhangi bir yerde açabiliyorsunuz. Craft menüsüne şöyle biraz bakalım. İlk önce ona bakmadan önce yerden az önce topladığım şu shardlar. Shardlar craft yapmak için kullanılıyor. Mesela burada topladığım bir shard var. Increased bow damage shard. Bu bir bow'a increased damage ya da bir şey item'a increased bow damage özelliğini eklememi sağlıyor. Burada da var. Burada da var. Bunların hepsini inventory'de tutmak zorunda değilsiniz. Şöyle şuna bastığınız zaman bütün craft item'larınızı bir yere topluyor. Depoda taşımak zorunda değilsiniz. Yani bu bir. İkiniz craft şu şekilde ilerliyor. Üstümde hiç beyaz bir item var mı diye bakacağım ama atıyorum şu bota eğer varsa bir hız ekleyelim yetişiyorsa. Şimdi mavi itemlar bir prefix bir suffix alıyor. Sarılar iki prefix iki suffix alıyor. Unique'ler çok daha fazla alabiliyor. Hatta legendary diye bir şey de var, ona da geleceğiz. Bir item'ı buraya koyduğunuzda yapabileceğiniz şeyler. Birincisi
Bu item'da 2 vitality var. Burada da gözüküyor zaten. 2 vitality'nin tier'ını arttırabilirim. Şöyle alt tuşuna bastığımız zaman burada tier'ı yazmıyor. Tier'ı nerede yazıyordu? Kontrole, aynen. Kontrole, alt ve kontrole bastığımız zaman tier 2. Yani ikinci seviye vitality stat'ı ekti. Bunu arttırmayı deneyebilirim. Arttırırım da ya da. Şu an level'ımız yetmiyor bunu tier şey yapmaya. Şu aldım tekrar. Arttırabilirim level'ım yetiyorsa. İstediği şart da burada yazıyor zaten. Bu birinci söyleyeceğim şey. İkinci söyleyeceğim şey, boş slot'u doldurabilirim şöyle. Şu an ekli olanlar, ekleyebileceklerim de burada. Mesela movement speed ekleyebiliyorum. Var şeyim. Bunlar bu şekilde, tamamen bu şekilde ilerliyor. İster yükseltiyorsunuz, ister yeni ekliyorsunuz, ister değiştiriyorsunuz. Değişik değişik malzemeler var. İkincisi, şuradaki glifler. Glifler'e gelmeden önce şu forging potential'a bakalım. Item'ın, bütün item'ların üstünde, en üstte adı yazıyor. 5 armor, 5 increased movement speed, 22 forging potential yazıyor. Bu sizin craft potansiyelinizin, bizim değil yani, daha doğrusu item'ın. Item'da 22 craft potansiyeli var. Ve ben bir şu an atıyorum movement speed'i seçmiştim. Bu şu an movement speed ekleyecek buraya. 1'den 18'e kadar bir forging potential harcayacak. Diyelim ki bunu ekledim. 18'ini harcadı, 22'den 4 kaldı. Şunu da bir kere yükselttim. O da 4 harcadı, 0 kaldı. Bundan sonra bu item üstünde bir daha hiçbir işlem yapamıyorum. Yani item'da her item'ın kendine has craft yapılabilme miktarı var diyelim. Tabii bunu anladıktan sonra sadece şartlarla değil, bir de glifler var. Glif ne işe yarıyor? Mesela bu. Bunu seçersek, eklersek buraya %25 şansla hiç forging potential şey yapmayabiliyor, harcamayabiliyor. Yani 22 aynen durabiliyor. Chaos'u eklersek eğer, bir tane bunu yükseltirken tier 2'den tier 3'e rastgele başka bir stat'a dönmesini sağlıyor. Atıyorum mesela Lightning Resistance, Health, Vitality. Ben diyelim ki bunda Vitality değil de başka bir şey istiyorum. Bunu yükseltmek için bir şey seçiyorum ve burada Chaos'u seçiyorum. Öyle craft yapıyorum. O zaman tier 2'den tier 3'e çıkartıyor ama Vitality'den başka bir prefix'e çeviriyor. Glyph of Order var. Bir dakika bir bakayım şuna. Bir affix'i yükseltirken, yani affix dediği hem prefix hem suffix, hepsini yükseltirken prevents the role of an affix within its range changing when it's upgrading. Yükseltirken aralığının bozulmamasını sağlıyor. Bir de burada sonuncusu var. Onda benden yok. Ne olduğunu tam şu an bilmiyorum. Bir de burada runlar var. Runlar da şu işe yarıyor. Yani hepsi ki tabii ki kendi işine yarıyor da. Shattering mesela bir item'ı yok ediyor. Yok ettiği kadar statların her birini craft şeyine çeviriyor. Craft shard'ına, şu gönderdiklerimize. Yani item'ı bozup parçalıyoruz. İçindeki statları alıyoruz, cebimize koyuyoruz gibi düşünün. Rune of Refinement, bütün işte atıyorum tier 2, 2 vitality'si var bunun şu an. O 1 veya 2 gelebilirdi. Refinement yaparsak onun değerini kendi tier'ı içinde yeniden rolluyor. Removal, rastgele bir statı çıkartıyor, onun şartlarını size veriyor. Discovery, boş bütün slotlara rastgele random bir tane tier 1 özellik ekliyor. Discovery. İşte burada başka bir tane var. Ascendance var. Bir item'ı atıyorum bu bot. Bunu eklersen bu botu yine başka bir unique bota çeviriyor. Bu çok nadir. Bu çıktığı zaman zaten bayağı yüksek bir ses çıkmıştı. Ben bunlardan kurtarmayacağım. Şu an sadece movement speed ekliyorum ve crafting potential'ı kaybetmez belki diye uğraşıyorum. Bastım. 22'den 9 kaldı. 13 harcadı. 13'ünü harcadık. Şu an 9 kaldı. Atıyorum. Lightning Resistance'ı arttırmak isteyebilirim. Şu an gerçi level'ımız yetmiyor ama Moment Speed'i arttıramıyorum. Bunu arttıramıyorum. Bunu da arttıramıyorum. Şimdilik bu şekilde dursun. Moment Speed'i eklemiş olduk. Şöyle takalım. Craft biraz bu şekilde işliyor. Biraz başta böyle şey gibi duruyor ama hepsinin üstünde yazılanları okuyunca çok aslında bence çok 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 mantıklı ve güzel bir şey. Hatta şöyle bastığınız zaman
Bütün elinizdeki craft yapabileceğiniz her şeyden kaç tane var? Bu bir prefix mi, suffix mi? Hepsi yazıyor. Hatta şuradan diyelim ki bir tane de şöyle bir şey deneyelim. Bir dakika. Şunu öldürdükten sonra. Atıyorum. Ben şuna boş yeri var. Buraya lightning damage çek demek istiyorum. Şöyle arama da var. Hah, melee lightning damage. Direkt seçebiliyorsunuz da. Bence çok iyi craft şeyi durumu. Evet, biraz çok fazla konuştuktan sonra ve biraz nefesim kesildikten sonra oynamaya biraz daha devam edelim. Şimdiki görevimiz 2 tane daha birilerini arıyoruz. Onlar da zaten haritada soru işareti olarak gösteriyor. Bir level atladık. Şöyle tek el, ha mesela. Bunun yanına kalkanda takabileceğim için şöyle bir şey arıyorum ben. 67'den 66'ya, tamam iyi. Yanına bir tane kalkan takabiliyorum. Damage aynı kaldığı halde. Bir tane de buna vereyim, sonra komple buradan devam edeceğiz. Cast speed'imiz biraz düştü gibi oldu ama sıkıntı değil. Şu an çok fazla sekmediği için çok fazla alan şey yapmıyoruz ama ilk level'a göre çok daha iyi. Cast speed, spell damage. Mesela bu daha iyi olabilir belki elimizdekinden. 70, 71. Şöyle bir şey deneyebilir miyiz peki? Bu arada itemları burada unutursanız şey yapıyor. Yükseltebiliyor muyuz spell damage'i? Yükseltebiliyoruz. Cast speed'i onu da yükseltebiliyoruz. Chant slow. Şuraya mesela ne ekleyebiliriz? Eklemek için şey olanlar burada yazıyor. Chance shock ekleyebiliriz mesela. 21 crafting şeyi var. Potential'ı var. Veya spell damage'ini ya da cast speed'ini arttırabiliriz. Chance shock eklemek istiyorum ben şuraya. Glyph of Hope'la beraber 3 harcadı. Tamam, güzel. Sıkıntı yok. Cast speed'i biraz arttırmak istiyorum. 6 harcadı sanırım. Yo, hiç harcamadı. İşte Glyph of Hope şey yaptı. Burada yazıyor. Şunu bir daha arttıramıyorum. Spell damage arttırabilirim. 5 gitti, 13 kaldı. Şok şansını arttırabilirim. 6 kaldı. Spell başka da arttıramıyorum zaten. Şimdi bakalım. 81. Bu kadar. Yani kendi istediğiniz gibi şey yapıyorsunuz. Bir yandan randomluğu var. Şeyden dolayı, hani bu sonuçta bu şartları yerden düşürmek gerekiyor. Bir yandan crafting potential miktarı çok önemli. Akıllıca kullanmak gerekiyor. Glyphler, hani Glyph of Hope mesela az harcamamızı sağladı. Heh, mesela bir tohum geldi. Bunu da diğer elimize takarsak. Ha, takmış zaten. Cast speed, intelligence, dodge rating. 92'ye çıktı şeyimiz. DPS'imiz. İkinci adamımızı da bulduk. Şuradan shrine'ı alıp üçüncüye devam edeceğim. Bu arada Act 1 için tavsiyem, oynayacaklar için Void Resistance arayın. Buradaki yaratıkların hepsi Void damage vuruyor. Zaten tiplerinden belli. Mor olanlar Void vuruyorlar. Bir güzel tarafı, şuradan direkt hepsini atabiliyoruz. Bir de şu sıralama. Path of Exile'da, Titan Quest'te hep eksik bunlar. Bu anlamda Grim Dawn'dan sanırım biraz almışlar. Çok da güzel olmuş. Evet, şu an Stun Shrine'ımız olduğu için hiç kimse bize vuramıyor. İkinci şey, aha şey açılmış. Buna bak, vermeyi unutmuşuz. Şimdi buradan ben şöyle Cast Speed'de gitmeye çalışmıştım. Bir de tabii bunu da hala arttırmak istiyorum. Ama bir tane Cast Speed alalım. 96'ya çıktık. Şimdilik 3 kişiye sekmesi şey, en azından şimdilik yetiyor. Şartları topladığınız zaman direkt otomatik topluyor. Bir de şunu alacağım ki pot slotum 3'e çıksın diye. Tamam. Son şeye de gidelim. Düğmesi nerede bunun? Kaç level'ız? Şu an 6.
Lightning Resistance şart çıktı. Physical Damage şart çıktı. Şey de hoşuma gidiyor. Bir tanesine tıklayınca yerdeki bütün şartları topluyor. Hepsine tek tek şey yapmak zorunda kalmıyoruz. Elemental Damage. Şöyle kontrole bastığınız zaman şey yapıyor. Karşılaştırıyor. Elemental Damage var. Armor var. Health var. Vitality var. 100'e çıkardık. DPS'i bir şekilde. Evet, yeni skill'lerimizden Flame Ward. Bu kullanacağımız skill'lerden bir tanesi. Hatta uzmanlaşacağımız skill'lerden bir tanesi. Build'ımıza göre. Evet, Intelligence. Şöyle karşılaştıralım. Hem her şeyi fazla bunu aldım. Şimdi Flame Ward'u şuradan atıyorum bunun yerine sanırım. Hatta şöyle bir şey yapacağım ben. Bunun yerine bunu alacağım. Buraya da Flame Ward'u alacağım. Şimdi buradan devam ediyoruz ve Glacier'da açıldı bir yandan. Şeyden bu. Mage kılısı. Glacier şu. Ama mana'nın %80'ini falan yiyor. Ward'ımız da şu. Ward bu oyunda Path of Exile'daki Energy Shield gibi ama sabit değil. Mesela burada bir 400 Ward veriyor bize. Ama sonra bütün Ward'ların hepsi şöyle. Hani bitiyor. Azalıyor sürekli. Bunun azalmasını azaltabiliyorsunuz. Değişik değişik şeyleri var. Bu hem 400 Ward verecek bize hem de 3 saniye boyunca daha az hasar yiyeceğiz. Mesela şöyle açtım Ward'umu. İlk vurulan her şey ilk önce benim Ward'umdan gidiyor. Hem de zaten skill'in kendi özelliğinden dolayı daha az hasar yiyoruz. Bundan sonra artık biraz daha bir tane daha sekmesini istiyorum. Hatta belki onu fullleyebilirim dahi. İyi vurmaya başladık çünkü. Şunu bosslarda kullanıyorum diye şimdilik duracak ama oyun sonu skill'lerimden bir tanesi değil. Evet, 3 herkesi bulduk. Şimdi raporunu ver diyor. Tabi ondan önce şuraya gideceğiz. Biraz hareket hızımız da sonunda geldi. O bota eklediğimiz sağ olsun. Şimdilik az sektiği için her istediğimize vurmuyor. Bazen çok kalabalıksa özellikle. Bu arada oyunun şöyle bir şey var, karşılaştıralım, bu da çok iyi. Arada bir böyle craft materyallerinizi depoya gönderin. Depo yani inventory doluyor bir. İkiniz hardcore oynuyorsanız ölürseniz falan onlar çöpe gitmiş oluyor. Bir ikincisi de bu şeyler craft materyalleri hardcore arasında atıyorum. Hardcore arasında sabit yani bir karakterle bir kere topladığınız zaman diğer bütün karakterlere onları yine kullanabiliyor. Benim şu an gördüğünüz orada 80, 90, 100 tane yazan şeyler diğer softcore karakterlerden topladığım şunlar. Şunu bir deneyelim. Evet, 8 olduk ve ikinci skillimiz uzmanlaşma hakkımız daha doğrusu açıldı. Şimdi ben şöyle hızlı bir şekilde telefona bunların şeylerini çektim. Fotoğraflarını çektim. Burada Flame Ward'u ya da 9 level'ı bekleyip teleportu da alabiliriz. Sanırım ilk önce ben teleportu almak istiyorum. Aynen, burada şimdilik böyle dursun bu. Bu şeyde ikinci skill'imde şey yapmayacağım, uzman olmayacağım henüz. Bekleyebilirsiniz böyle, hani sıkıntısı yok. Yani şöyle Ward'ımı basıyorum. Pot'tan ziyade bunu böyle işte şeyken baktığınız çok hasar yiyeceksiniz. Pot niyetine de kullanabilirsiniz tabi de. Bir boss. Boss'a şöyle. Bunun bir de cooldown'u da yok. Güzel olana ama mana gidiyor. Bu arada bu oyunda ilk defa gördüğüm bir şey, mana eksiye kadar gidebiliyor.
Ne kadar gidiyor hiçbir fikrim yok sanırım. İki katına kadar gidebiliyor galiba. Sanırım bir kere eksiye gittikten sonra daha fazla eksiye düşüremiyorsunuz ama atıyorum tam son 1 mananız kala 90 manalık bir skill bastınız. Eksi 89'a düşüyor. Critic strike chance falan. Onlara bulaşmadım. 9 level'ı bekleyeceğim teleportu açmak için. Evet, ilk şehir gibi yere geldik. Şimdi buradan görevlerimizi teslim edelim. Görevlerimizi alalım. Görevlerin hepsi şurada listeleniyor. Bu kumar oynayabildiğimiz yer. Diablo'dan bilenler şey yapar. Bazen böyle skill puanı olarak ödül veriyor. Pasif skill. Şöyle. Buradan devam ediyoruz vermeye. Build'ı biraz sanki şey yaptım ama umarım bir şey olmaz. Şimdi ben şu şeyi buraya alacağım geri. Buna bir bakalım. 39 increased lightning damage var. Cold resistance var. 1 to all attributes var. Bu skillimizi 111'den 131'e çıkardı. Güzel. Şöyle bir şey var. Fire damage. 15, yani diğerleri hiçbir şey yaramıyor aslında bizim için ama şu 13 increased spell damage yarıyor. O yüzden bunu da şöyle takacağım. Bunlar zaten başlangıç unikleri. O yüzden çok yani şey yapmıyorum böyle. Kendimi kötü hissetmiyorum açıkçası kullanırken. Şöyle sıralayayım. Şimdilik bu o gördüğün, orada gördüğünüz benim bir böyle level 30-40'a kadar bulduğum unikler sadece, öyle çok önemli şeyler değil yani. Ha, şuna bakabiliriz. Dodge rating var bizimkinde. Elemental damage, mana. Minion damage. Şu elemental damage manayı alalım. Ve devam edelim. Teleportu açmamıza az kaldı. Açar açmaz onu hemen ikinci şeye ekleyeceğiz. Mastery slotunu ekleyeceğiz. Bu arada biraz da artık hızlı şey yapmaya başlamış olacağız. Hızlı gitmeye. Burada bundan sonra bir kere daha şey yapabilirim. Veya şunu sanırım seçeceğim. Level atlayınca bakarız. Evet, gideceğimiz yer burada. Şurada da bir tane shrine var hatta. Shrine neymiş? Yine stunning. Çok fazla stunning çıktı. Bir yandan iyi oluyor çok. Şimdi burada Cast Speed'de bir tane almıştık. Şunu sanırım alacağım. Lightning Blast daha fazla vuruyor ama sektikçe biraz daha az vuruyor. Ya da ondan önce ben bunu bir fullleyeyim bence. Alanımızı iyice arttıralım. Ya da bir tane ona, bir tane ona şeklinde gidelim. Artık 4 kere falan sekiyor. Başka yaratık yoksa. Burada bayağı bir şey çıktı. Statlarda bana değişik gelen bir tane adaptive spell damage diye bir şey var sanırım. O da hangi damage tırını vuruyorsanız ona ekliyor diye aklımda kalmış. Bu arada G tuşuna bastığınız zaman oyundaki her şeyin tek tek açıklaması var. 9 level'a da az kaldı. Artık aynı anda sanırım 3 ya da 4 kez sekiyor olması lazım. Aynı anda 4 kişiye falan vurabiliyoruz şu an. Level atlamamıza da az kaldı. Şu skill işte biraz az mana şey yapsa 70 mana harcıyor. Tabii ben bir de cold oynamak istemedim çok fazla. Şimdi buradan şuradaki kapıya doğru gidiyoruz. Zaten çok kısa bir zaman içinde 9 level olacağız. Şu an tek damage skillimiz bu üstümüzdeki. Evet, teleport açıldı. Ben teleport gibi hareket skillerini her zaman W'da kullanıyorum. Bu puanımızı bir verelim. Buraya teleportu ekleyeceğim. Şimdi teleporta
Report için şöyle bir şey seçmişim. Cold Resistance. Ward kazanmayı seçebilirim. Öyle bir şey seçebilirim. Ward Retention seçebilirim veya bunu. Evet, cooldown reduction var. Bir de vardığımız zaman düşmanları geri ettirme var. Bir cooldown reduction seçelim. Şu şekilde artık biraz daha. Burada bir kalkanımı açacağım. Orada cooldown kaç saniye? 4.8. Lightning Resistance diyor. Şimdi biraz daha smooth bir experience izleme açısından da oynama açısından benim için de bizi bekliyor. Yanlış yollara girmezsem tabi. Stun edince yere o skill'i atmaya çalışıyor, bir türlü atamadı. Bir tekrar doğdu garip bir şekilde. Şuna bakalım. 6 spell damage veriyor. Cast speed var. Bizimki gayet iyi, şok şansı falan. Kendimiz craftladık zaten onu. Oyun biraz sizden şeyi istiyor açıkçası. Sürekli daha iyi item düşürmek zorunda değilsin. Ben de seni düşürmene izin vermeyeceğim. O yüzden sürekli craft mümkün olduğunca yapmalısın gibi bir şeyi var. Intelligence, minion health, bize yaramayan şeyler. Bir tane Sentinel ya da herkesin anlayacağı dilde Warrior bir build oynuyorum. Kenarda bir tane de Primalist ya da Druid, Şaman tarzı bir klasımız var. Bu tekrar doğacak galiba, aynen. Vitality health veriyor. Oyunun grafikleri mesela mükemmel falan değil ama bence kendi şeyinde iyi duruyor yani. Evet, ilk boss fight'ımız gibi bir şey başlıyor. Şu üçlüyle savaşıyoruz. Allah'tan üçüne birden vurabiliyoruz aynı hasarı. Şöyle bir şey yapabilirim. Aa, şeyi kaldırdık. Bir dakika. Hah, şöyle yapalım. Manamız yettikçe skill'de kullanarak. Evet, tertemiz bir eldivene baktım. Şöyle aslında buraları çok fazla. Ha, mesela bu statik orba 1 veriyor. Benim kullanacağım ikinci damage skill'i bu. Bu şöyle şurada durabilir. Acaba şimdi taksam da statik orba verebiliyor muyum? Hayır. Statik orba açtıktan sonra bir puan verecek. Evet, ikinci puanımıza. Ha, bir de şunu anlatmam gerekiyor tabii, onu unutmuşum. Şimdi burada ilerliyoruz ama aralarında belli noktalar var. O nokta kadar vermezseniz açılmıyor. Atıyorum, buna gitmek için arada 4 nokta var. Buraya bu skill'e 4 tane vermiş olmamız gerekiyor. Mesela ben şu an bunu açamıyorum. Çünkü 2 tane nokta istiyor. O yüzden bunu 2 yapacağım ki zaten cooldown reduction benim de işime geliyor. Evet, şimdi görevleri teslim etmeye gideceğiz. Görevler nerede? Heh, şurada. Üçü de burada gözüküyor zaten. Gidelim, hepsinin şeyini verelim. Artık buradan pasif de muhtemelen verir bize bir tane. Bir tane amulet verdi, kolye. Bu hep aynı kolyeyi veriyor bu arada. Kritik vuruşla alakalı. Kullanmayacağım bunu. Hep böyle soru işareti ünlem olanlara tıklayarak devam edebiliriz. Şu kullanmadığım uni'yi diğerini sattım sanırım. Yo, da buradaymış. Şu bot 24. Bunu zaten kullanmama gerek yok. Böyle asa falan hiç benlik bir şey zaten yokmuş burada.
Hiçbirisi açıkçası işime yaramıyor. Ha belki bu şoktan dolayı kullanabilirim belki. Devam ediyoruz. Şu kapıyı gösteriyorlar ama o taraftan gidiş yok. Buradan gideceğiz. Evet, bizim asıl damage'imizi arttıracak şeylere daha vermedik. Şu an sadece alana vurmasını sağlıyoruz. Hiçbir hasar şeyi vermedik. Lightning Blast mıydı bu? Aynen. En azından henüz vermedik. Bundan sonraki level'larda artık bu kadar sekme şimdilik yeter gibi duruyor. Artık biraz hasar arttırmaya gideceğim. Path of Exile'da Ark oynadığım günler geldi aklıma. Biraz da açıkçası o yüzden seçtim bu skill'i. Evet, bu da çok önemli. Şimdi minimum skill level 2 dedi. Bu ne demek? Hangi minimum skill? Bu da şu demek. Şuna bir dakika bakacağım. Damage over time, health, physical resistance. Şunları bir göndereyim, bir şey yok. Şimdi atıyorum bu skill'i ben buradan istersem sıfırlayabilirim. Komple artık bunda uzmanlaşmayacağım. Hani level atlarken kullandım. Atıyorum 30 level'a geldim. Artık bunu kullanmayacağım deyip buradan çıkartabiliyorum. Ama onun yerine yeni koyduğum skill 0 level'dan başlıyor. Yani o skill'e tekrar sıfırdan level atlatmam gerekiyor normalde. Ama böyle ilerledikçe arada şu an minimum skill level'ımız 2. Buraya koyduğum ilk skill direkt 2 level'dan başlayacak. Ve daha hızlı experience alacak. Bu da biraz hani şey yapıyor. Karakterden, skill'den pişman olursanız değiştirirken böyle sıfırdan aylarca tekrar level'lamayın diye yapılmış bir şey. Bu arada oyunda kendi kendinize loot filter de yapabiliyorsunuz. Ben şimdi hiç gerçekten dokunmadım. Okuyup resmen görebiliriz istersek. Aha, boss. Şöyle. Neredeyse vuracak iki seferdir. Aynen sanırım şu eksi mana dediğim gibi işliyor. Eksi manadayken skill kullanamıyorsunuz ama atıyorum 5 manamız kal varken 6 manalık bir skill kullanabiliyorsunuz. Daha iyi oynayan muhtemelen bilen vardır. Öyle bir şey varsa videonun altına yorum olarak yazarsa insanlar da ben de öğrenmiş oluruz. Şu anlık benim dediğim gibiymiş gibi gözüküyor. Mesela bu skill şu an 65 mana istiyor. Benim 65 manam yok. Eksi 5'e iniyor. Evet, boss'u bir şekilde öldürdük. Şimdi bir epoch açıldı, çağ açıldı önümde. Çünkü karşı tarafa geçmem lazım ama geçemiyorum. Ben de ne yapıyorum? Antik çağa dönüyorum zamanda. Burası hala burada bir köprü varken ya da dolaşmak için başka bir yol varken ki bir zamana gidiyorum. Orada dolaşıp karşı tarafa geçince tekrar bu zamana geri dönüyorum. O boşluktan ilerlemiş oluyorum açıkçası. Biraz hani şey zorlamaymış. Bak mesela karşıya geçeceğiz. Geldiğimiz yerde karşıya geçilmiyordu ama burada şuradan şöyle bir dönüp karşıya geçmek var. Ancient çağda olduğumuz için de Ice Beetle geldi. Şöyle yanımıza bir pet veriyor sanırım. Bu arada craftlamak için sıfırdan da item'lar alabilirsiniz. Hani taban item'ın güzel bir item bulursanız öyle işte ben toplamıyorum da gri item diye boş geçmeyin bence. Sonuçta zaten sıfırdan craftlamak gayet mümkün ve cesaretlendirilen bir şey. O bana bir şey yaptı. Şöyle bir staff spell damage. Hem de %62 spell damage. Bu muhtemelen bizim hasarımızı çok arttırır mı acaba diye
düşünürken bakıyorum 126'dan 150'ye çıkartıyor. İyi aslında ama elimdekini ben kullanmak için. Evet, şu knockback'i alalım. Yaratıkların içine teleport olduğumuzda artık yaratıkları geriye fırlatacak. Hatta şurada bir deneyebiliriz. İttirdi biraz. Evet, buradan şimdi de geldiğimiz yere geri dönebiliriz. Yalnız ben şöyle hazır buradayken biraz hiç gerek yok şu an bunu yapmama. Ha, teleportum var zaten hızlı bir şekilde gidebiliyorum diye. Her şeyi aldıysak dönebiliriz. Büyücü oynadım. Diğer klaslara göre biraz daha şimdilik iyi duruyor. Oyunda melee klaslar biraz bana şey geldi. Yani burada şu an çok sıkıntı yok ama ileride bazı yaratıklar yürüdüğü yerde zehir falan bırakıyor ve bu oyunda o dotlar, damage overtime'lar çok fazla vuruyor. Evet, karşıya geçmiş olduk. İlk önce şuraya veya şuraya gidebiliriz. Şey, soldakine gideceğim. Şunları bu arada öldürmezseniz sürekli içinden şeyi çıkartıyor. Yaratıklardan çıkartıyor. Deyip benim öldürmeden devam etmeme bakmayın. Kapı yakında diye ben şey yapıyorum. Silver Ring bulduk bir tane daha. Bizdekinden iyiyse Damage Overtime falan en azından şu bomboş olmasın şöyle ekleyelim. Buradaki mesela acaba ana görev mi, yan görev mi? Yan görev yapmadan da çünkü şey yapmak istemiyorum. Search for the sign of the lesser in the upper district. Tamam, bu şey yan görev. Evet, şimdi şuradan bir tane daha skill'im üzerine. Disintegrate diye bir skill açıldı. Bakalım neymiş, hiç kullanmadım orada. Oo, bu bizim bildiğimiz şey. Evet, şimdi bundan artık şuraya vereceğim. Lightning Blast'ın hasarını bayağı bir arttırıyor. Ancak bundan sonra her sektiği biraz daha az vuruyor. 125 kadar az vuruyor. Bir tane verdim ama biz verdikçe %20'den %40'a falan çıkacak bu fazla skill. İleride öyle fazla vurmaya başlayacağız ki ilk yaratığa o 125 azalması hiç önemli olmamaya başlayacak. Ya da şimdi bunu alma sebebim de biraz single target'imizin zayıf olması. Şimdi of. Alana gayet iyi vuruyoruz ama tek kişi kaldığı zaman olsa ona da az vurmuş oluyoruz bence. O yüzden dedim ki şöyle bir şey olsun. Alana biraz az daha vursak da olur. Bir tane daha waypoint aldık. Şu yan görev olan bu tarafta gözüküyor. Onu yapmaya çalışacağım da buradan gidiş. Şimdilik burada yok en azından. Görevleri bu arada çok iyi bilmiyorum. Hikayesini çok şey yapmıyorum. Sadece dediğim gibi bir çağ mantığı var ama. Bayağı bir item de topladık. Bir bakmam lazım onlara bir ara. Şunu bir denesem ya. Fena vurmuyor. O skill'i mesela deneyebilirsiniz. Kesin böyle mana azaltıcı bir şey de varsa şeyinde. Uzmanlık kısmında. Şunları bir öldüreyim de. Yaratık şok olunca sanırım %20 mi ne daha fazla hasar yiyor gibi bir aklımda bir şey kalmış. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi ana görevimize gidebiliriz. Şu craft materyallerini bir şey yapayım bakayım. Şimdi tek elli kullanıyoruz bir tek de. Botta falan bir şey var mı? Bizim botumuz daha iyi. Physical, fire, damage over time.
desem çok da öyle. İhtiyacımız da yok açıkçası şu an. Şöyle biraz ilerleyince, ileriki videolarda yani ne bileyim şöyle 30-25 level'lara falan gelince şey yapmak istiyorum, şu loot filtre ayarlamak istiyorum bir tane. O loot filtre aynı Path of Exile'da olduğu gibi başkasının ayarladığı bir tanesini alıp kendinize de aktarabiliyorsunuz. Burada yayında bir tane tabi önce araştırarak yapmayı öğrenirim. Yayında bir bölümde yaparım kendi karakterim için. İsteyen de alıp kullanabilir. Evet, pis bosslardan bir tanesi. Burada summoner bir klasla bir kere gelmiştim buraya. Summoner'ı normalde çok ölmüyorlar. Burada bir boss'un bir skill'i var. O biraz öldürüyor. Bu arada bu skill çok vuruyor. Disintegrate. Kullanmak isteyen varsa diye söylüyorum. Ve biraz sabit durmayı gerektiriyor. Öyle bir sıkıntısı her zaman bu laser skill'lerin hepsinde vardır. Şeyde ne vardı böyle Path of Exile'da, o skill'in adı neydi? Fire bir tane yapıyordu. Evet, boss bu. Boss'un vurduğu skill de şu. Altında olan. Çok durursanız altında ya da bunu yerseniz çok vurabiliyor. Yerdekine bir kere kesinlikle bulaşmamak lazım. Bir de şuna çok fazla bulaşmamak lazım. Bundan zaten rahat rahat kaçarsınız da diğeri biraz daha ondan böyle kaçmak gerekiyor. Bu arada bu oyunu şimdi çekmemin sebebi biraz oyunda şu an multiplayer var. Gayet bildiğimiz şu an girip arkadaşlarınızla her türlü oynayabilirsiniz. Şimdi teleport için şöyle bir şey seçeceğim. Ward mu seçsem? Aynen, ward seçeceğim. Sonra şuradan şuraya hepsine mi gidiyordum, ne yapıyordum onu hatırlamaya çalışıyorum. Burada ne var? Resistance armor var. Aslında biraz buradan gitsek daha iyi olacak. Biraz defansif şey yapalım, takılalım. Eğer craft'ı benim gösterdiğim gibi şey yapmadıysanız burada craft'ı öğretiyor idi. Şimdi pasiften ne veriyorduk onu da hatırlayayım ben. Bir tane buna vermişim. 170'in altına indiğimizde her kayıp canımız 10 canımız için bir ward kazanıyoruz. O gayet güzel. Bir de şunu maxlamışım. Bu da attack speed, cast speed şeyi. Buradan gidelim biraz. Evet, eğer craft'ı öğrenmediyseniz burada öğrenebiliyorsunuz. Teleport, en son neyi seçmiştik teleporta? Cold Resistance Armor. Bu niye bu kadar az hasar yiyor acaba? Dodge'undan dolayı sanırım. Evet. Void Resistance. Bu skill. Dur bakayım, şöyle bir şey deneyelim. Yani evet. Güzel skill. Bakayım şuradan bir ağacını görebilirsem eğer. Nasıl build ederdim ben bunu, ona bir bakarız şimdi. Kalkan açtığım için rahat rahat girdim. Nerede? Burada. Mana cost'u kesin vardır. Bak bir kere burada less damage taken var. Bunu cast yaparken daha az hasar yemek. Ward kazanma var. Yaratık öldürdükçe hasar artar. Bir kere bu ağacı kesin giderdim. Ha, bu da mesela her şöyle yaptığımız her saniye lightning blast şeyi atma şansı veriyor. Bu da mesela gayet iyi. Ignite var, slow var. O skill oynanabilir.
Biraz sadece şeye gidecek. Manasının azaltılması lazım biraz. Manası azaldıktan sonra biraz da onu yerinde sabit kalacağın için biraz şey yapmak gerekiyor. Defansif, defans arttıran skiller şey pasifler alma gerekiyor. Ondan sonrası bence gayet hoş skill. Bunu şöyle bir şey deneyelim. Of, kaç vurduysa o. Bazı yaratıklardan ve bazı yerlerden böyle şey fırlayabiliyor bazen. Şart. Bu neymiş? Ice Beetle çıkmış yine. Bu yaratık sanki ben dün falan oynarken yoktu bu kadar şey. Çok canı olan diyeyim. Burada da her tarafta bundan çıkıyor. Yaklaşıncaya kadar mesela yüksek hızı ve kritik şansı vardır diyordu Magic Monster'ın üstünde. Önce bir şunu öldüreyim de pat durmasına bile. Neler oluyor? Evet, Runic Scroll var. Çok işe yarayan bir şey yok. Mentörü biraz dolmuş. Şöyle. Onları sık sık göndermek gerekiyor. Şimdi bu ana görev var burada. Yan görev de öteki tarafta sanırım. Evet, buradan geçebiliriz. Üçüncü skillimiz kaç level'da açılıyordu? 20. Ben kaç level'im? 12. Oraya da sanırım şu Focus veya Static Orb'dan bir tanesini koyacağım. Eğer hiçbir tanesi açılmadıysa sırf idarelik şunlardan bir tanesiyle oynayacağım. Evet, bu da bir sonraki boss'umuz. Bu arada ben bu oyunda Act nerede başlıyor, nerede bitiyor hiçbir şekilde bilmiyorum. O biraz fazla vuracaktı, belli oldu. Evet, işte şu skill arttırmamın sebebi buydu. Tek yaratığa az vuruyoruz. Sektiği zaman alana vurduğumuz damage fazla ama yine de fena vurmuyoruz. Şöyle bir şey denesem. Sanki daha mı iyi? Ama işte buna da manamız yetmiyor. Şöyle biraz gezeyim. Sana da olsun, hop. Bunun içinde durursak muhtemelen sonumuz harap. Şuraya gelecek. Boss fight'ları bana gayet şey geliyor. Bir kere Path of Exile oynayanlara özellikle sesleniyorum. En son ne zaman bir boss'u böyle yavaş yavaş öldürdünüz? Öldürdüklerinizin, yavaş öldürmenizin sebebi de yaratığın güçlü veya sizin güçsüz olmanız mıydı, yoksa Grinding Gear Games'in oyuna soktuğu aşama kısmı mı? Yani yaratık bir süre hasar alamaz oluyor. O yüzden beklemek zorunda kalıyorsunuz. Yoksa bosslara tek atamayan build build'dan sayılmıyor resmen oyunda. Ben işte böyle şeyleri daha çok seviyorum. Diyelim ve görevlerimizi yaptık. 1 saat 4 dakika olmuş. Burada bir şeyimizi, görevlerimizi de bitirelim. İlk bölümümüzü sonlandıralım. Evet, şimdi bir yeni mekanik de son anda gelmiş oldu böylece. Tamam. Aldık.
Şimdi bunu da Diablo 2 oynayanlar daha iyi bilecektir, yakından bilecektir hatta. Şey, Diablo 2'de charm'lar vardı. Sırf inventory'de taşıdığınız için, taşıdığınız sürece size şey veriyordu. Stat veren item'lar diyelim. Bu oyunda da aynı şey var. Şurası. Idle dediğimiz şunlar. Diğeri nereye gitti ben sanki orada? Ha, diğeri de burada. Idle'lar için ayrı bir inventory var. Bunlar sadece burada durdukları için size bazı statlar veriyorlar. Yalnız bu inventory görevle açılıyor. Yani direkt böyle açık olarak gelmiyor. Görev yaptıkça bunların kareleri açılıyor. En son bu kadar bir yer oluyor. Mesela bu Stun Duration, fiziksel resistance. Bunu takabilirim. Veya bunu. Chance to ignite fire resistance. Şu an ikisini birden takamıyorum mesela. Bir diğer göstereceğim şey de şunları bir önce satayım da. Bunların hepsini sattıktan sonra şey kısmı. Bu neymiş? Physical Fire Poison. Mesela şuradan şöyle ya da sattığınız şeyden de buradan arayabilirsiniz. Evet, inventory deposu nasıl alabilirsiniz? İstediğin kadar unique idle demişim ben buraya mesela, bu idle'ı koyayım. Ya da buradaki daha iyiyse benimkinden. Freeze rate. Yok, daha iyi değil. Bunlardan istediğiniz kadar açabiliyorsunuz parasını verip. Atıyorum burası şey olsun. Rares. Yan şeyler. Nadirler olsun. Şöyle simge ve şeyi seçtim. Rare'ı açtım. Yalnız kategori bunlar. Stash tab açmak oyun içi parayla oluyor. Oyundaki paranızla yani. Bunu kullanabilir miyim acaba? Yok. Oyun içi para. Mesela şu an unique şeyinde bir tane stash tab'im var. Atıyorum ben bir tane daha unique açmak istedim. 2K istiyor. 59K param var. Satın aldım. Bunun adını da atıyorum buna unique şeyinin altında, kategorinin altında leveling unique dedim. Ya da şu ne renkse aynı rengi koyalım, leveling. Bu da atıyorum mid level olsun. Bunlar da mid level'lar gibi. Mid level olanları buraya, leveling olanları buraya mesela atıyorum şu 24 level. Onu mid level'a koyarım gibi gibi. Idols, Rares diye gidiyor. Rare'e de açmak istersem ilki her zaman 1K, 2K, 3K diye gidiyor. İstediğiniz gibi de şey yapabiliyorsunuz. Para da oyun sonuna doğru gayet bol oluyor. O yüzden burada hiç sıkıntı yok. Gayet güzel bence. İyi bir sistem. Onun dışında şimdilik burada bu videoyu bırakacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.